merhaba arkadaşlar. Yine biz sizden gelenler bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta da yine sizin yorumlarınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağız. Orhan abi, hazır mısın? Hazırım. Her zaman hazırım. Doğuştan hazırım. Yorum yanıtlamak için yaratıldığımı hissediyorum. Yolla Zeki, yolla! Tamam abi, madem bu kadar heveslisin, o zaman ilk yoruma geçmiyorum. Geçmiyor musun? Neden Zeki? Vaz mı geçtik? Bedava yemek ne olacak? Yemek var değil mi? Bölüm çekmesek de yemek var değil mi? Bölüm çekiyoruz abi. Sadece aklıma gelmişken önce bir şey hatırlatmak istedim. Hem sana hem de izleyicilerimize. Neymiş o? Geçtiğimiz bölümde verdiğin sözü hatırlıyor musun? Saç ve bıyık boyama sözünü. Her bölümde benim bir yerlerimi boyamaya çalışıyorsun Zeki. Bu gidiş gidiş değil, ben sana söyleyeyim. Benle ne alakası var abi? İzleyicilerimiz istiyor. Neyse, saç boyama challenge bölümümüz şu anda 40 bini geçti. 30 bin daha izlenirse sarışın olacaksın, unutma. Sözüm söz Zeki. 70'e saç, 100'e saç bıyık, 200'e damat tıraşı. Harikaymış. O zaman artık ilk yoruma geçiyorum. Nihayet. Evet. Tuğbe Yakgün bir soru sormayı denemiş ama başaramamış maalesef. O nasıl oluyor ya? Şöyle. Demiş ki, abi League of Legends oynadığı... O kadar mı? Aynen abi, orada bırakmış yazmayı. Galiba o sırada hayatın anlamını çözmüş. Kendini dışarıdan görmüş ve ben ne yapıyorum diye durmuş. Yapacak o kadar çok şey var ki. Sokaklarda çırılçıplak koşturmak, gece yarıları çöpleri karıştırmak, kapının önüne bir kap su koymak varken ben neden burada yorum yazıyorum demiş ve vazgeçmiş. Evet, Orhan abinin de boş zamanlarını nasıl değerlendirdiğini görmüş olduk. Bir sonraki yoruma geçebiliriz. Evet, Mehmet Sucu adlı arkadaşımız yine senin bir yerlerini boyamanı istemiş. Neremi? Her yerini. Ama gerçekten her yerini. Orhan abi vücudunu beyaza boyasın demiş. Gerçekten. Yahu durun. Geçen bölüm avatar gibi maviye boya demişlerdi. Şimdi ondan önce zaten saç sakal boyama sözü verdik. Beyaza gelene kadar daha çok var. Tamam o zaman. Şimdilik bu yorumu geçiyoruz ve Ali Kaan Demir adlı arkadaşımızın yorumuna geliyoruz. Ali Kaan demiş ki, Orhan abi sakalarını neyle kesiyorsun? Ne? Bu nasıl bir vahşet Ali Kaan? Bir, benim sakam yok. Olsa da ben niye keseyim güzelim hayvanı? Sakalar, sakalarımız. Abi galiba yanlış yazmış. Sakallığını demek istemiş. He, sakal, sakallar, sakallarımız. Vallahi ben sakallarımı konserve kutuyla kesiyorum genelde. Önce biraz çöp suyuyla yumuşatıyorum cildimi. Ardından konserve kutusunu alıyorum ve narin dokunuşlarla tıraşımı oluyorum. Çok iyiymiş. O zaman diğer yoruma geçelim. Evet. Suoka isimli arkadaşımız demiş ki, abi ben neden hiç videolara çıkmıyorum? E çıktı işte. Demek ki çıkıyorsun. Madem çıkıyorsun neden çıkmıyorum diyorsun? Çıkmıyorsan burada ne işin var? Zeki bu iş çok karıştı. Geçmiyorum o. Tamam abi sakin ol. Bir yorumda Matrix'e bağladık gerçekten. Hemen geçiyorum. Diğer yorum. Lesto isimli takipçimizden gelmiş. Demiş ki, Orhan abi bir süper gücün olsa ne olmasını isterdin? Tabii ki uçmak isterdim. Neden? Eğer uçabilirsem uçan süpürge kovalayabilirim de ondan. Abi bir şey diyeceğim ya, senin bu süpürge sevdan nedir ya? Bu sevda bitmez Zeki. Bu sevdayı yaşamayan anlayamaz. Sen hiçbir süpürgeye aşık oldun mu? Yok abi, olmadım valla. Olmadan anlayamazsın Zeki. Devam et. Tamam o zaman, diğer yoluma geçtim bile. Ahmetcan Maden soğumuş. Zeki ve Orhan abi hangi takımısınız demiş. Ben Safranbolu sporluyum. Hatta Safranbolu sporun amigosuyum. Of, maçlarda ne bağırsın sen şimdi ya. Bir bağırsana be, hadi be. Safranbolu! Harikasın ya abi. Ben pek takım tutmuyorum ya. Milli takımı tutuyorum sadece. O ne ya, öyle emekli teyzeler gibi. Öyle ama ne yapayım? Ha, dur. Bir yorumda ben seçiyorum. Bak aşağıda. Kanka Papağan diye biri sormuş. Onu okusana. Hemen okuyorum Orhan abi. Yeter ki sen iste. Kanka Papağan... evet. Demiş ki, Zeki bu soru sana. Sana hiç lakap taktılar mı? Evet. Hadi bakalım cevapla. Ya şimdi bu soruyu neden seçtin ki sen? Aşk olsun Orhan abi. Hadi. Kıvırmadan cevap ver. O zaman şöyle yapalım. Bu videonun altına herkes bana uygun gördüğü lakabı yazsın. Bir dahaki bölümde de en iyi 3 lakabı seçelim ve bunu da söyleyelim. Hadi yine iyi geçiştirdin Zeki. Öyle yapalım. Tamam hadi bakalım. O zaman bu hafta bu kadar arkadaşlar. Saç boyama challenge videomuzu izlemeyi unutmayın ki yeterli sayıya ulaşalım ve Orhan abi saçını sarıya boyasın. Ya amma taktınız benim saçıma. Niye hatırlatıyorsun oğlum? Merak ediyorum tipini abi. Evet, bana uygun bulduğunuz lakapları da bekliyoruz arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.